Güvenlik Barış Duraman, ben Demirtaş. Sağ ol. Kahramanmaraş'ta 214 korucu yemin ederek kutsal görevlerine başladı. Türk sancağının şanını, Türk sancağının şanını, canından aziz bilip, canından aziz bilip. Kahramanmaraş 12 Şubat Stadyumu'nda düzenlenen törene devlet erkanı, İl Jandarma Komutanı Timuçin Alper, güvenlik korucuları ve aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende 214 güvenlik korucusu Türk bayrağıyla örtülü masaların üzerine serilen silahlarla el basarak yemin etti. Hayatımı feda edeceğime, hayatımı feda edeceğime, namusum üzerine, and içerim, saf duruş. Terörle mücadelede asla ödün vermeyeceklerine, devletin birlik ve bütünlüğü için çalışacaklarına yemin eden koruculara törenin akabinde temsili silahları teslim edildi. Görev süreleri dolarak emekliye ayrılan korucuların yerine bugün törenle Zulkadiroğlu ilçesinden 91, 12 Şubat ilçesinden 123 olmak üzere toplamda 214 korucu yemin ederek göreve başladı. Yeni göreve başlayan güvenlik korucusu Mikail Kısımlar'da 25 yıldır mücadele veren arkadaşlarımızdan, babalarımızdan ve ağabeylerimizden bir kısmı emekliye ayrılan bu arkadaşlarımız yıllarca komutanlarımızla omuz omuza mücadele verdi, can verip şehit oldu, kan döküp gazi oldular dedi. 25 yıldır mücadele veren arkadaşlarımızdan, babalarımızdan ve ağabeylerimizden bir kısmı emekliye ayrıldılar. Bu arkadaşlarımız yıllarca komutanlarımızla omuz omuza mücadele verdi. Can verip şehit oldular. Kan döküp gazi oldular. Bizler de bugün and içerek arkadaşlarımızın bıraktığı yerden bu kutsal görevi devraldık. Kahramanmaraş Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileler Dernek Başkanı Celalettin Fırtına da bu toprakları bize vatan yapmak için bugüne kadar canını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum dedi. Bu toprakları bize vatan yapmak için bugüne kadar canını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Bu güzel yemin töreniyle genç korucu kardeşlerimizin kutsal ve şerefli bir göreve başlamasının gururunu yaşamaktayız. Törende konuşan İl Jandarma Komutanı Timuçin Alper, büyük emek ve fedakarlıkla büyütüp yetiştirdiğimiz evlatlarımız karşımızda dimdik duruyor dedi. Büyük emek ve fedakarlıkla büyütüp yetiştirdiğiniz evlatlarınız karşımızda dimdik duruyor. Bu görkemli tabloyu oluşturan evlatlarınızla ne kadar gurur duysanız azdır. Dosta güven, düşmana korku veren, sizleri yüksek bir heyecan ve coşku ile selamlayan evlatlarımız milletimizin gurur kaynağıdır. Güvenlik güçlerimize bu değerli gençleri kazandıran sizleri şükran duyguları ve saygılarımla selamlıyorum.